Sergi tahvilin bileşik faizi parite 1.14 seviyesinin altında, faiz 9.19'da. Emtia fiyatlarında Brent petrol 52 dolarla yaklaşık 8 ayın en yüksek seviyelerinde işlem görmeye devam ediyor. Diğer taraftan altının onsu ise 1260 doların üzerindeydi. Şu anda 1258 dolarda. Kapalı çarşıda Cumhuriyet altında baktığımızda 782 lirayı görüyoruz. Yükseliş var. Gram altında 117 lira seviyesinin üzerinde. Peki altın fiyatlarındaki bu yükseliş devam eder mi? Gram altında hatırlayacaksınız 120-123 liralar görmüştük. 123 lira seviyesini görmüştük. Tekrar o seviyelere çıkar mı? ALB Menkul Değerler Yatırım Uzmanı Volkan Kuyucuk telefon attığımızda. Volkan Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Serdar Bey, yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Altın ons fiyatı 1260 dolara kadar yükseldi. 3 haftanın zirve seviyesi. Diğer taraftan içeride baktığımızda gram altında 117 liranın üzerine çıktı. Nasıl bir seyir öngörüyorsunuz? Evet, son döneme baktığımızda son haftalarda %5 seviyesinde bir yukarı performans görünüyor ki altında. Ki dolardaki hareket şu anda gerileme eğiliminde. Eğer dolardaki yükselişte 2.95'in üzerinde 3 lira seviyesinde olsaydı altında yeniden 120 lira bariyer seviyesinden gram altının fiyatlandığını görebiliriz. Ama şu anda dolar TL'deki gerileme özellikle gram altındaki o yükselişi bir miktar törpüledi gibi. Şimdi vadesi önemli. Hani bundan sonraki süreç için altının daha orta vadeli bakıldığında aslında altını besleyen sebeplerin yerli yerinde durduğunu görüyoruz ki global anlamda bazı bölgelerdeki Japonya ve Avrupa'yı buna katabiliriz. Negatif faiz etkisinin devam etmesi şu anda altın tarafını beslemeye devam ediyor. Biz sene başından beri aslında fonların ve fiziki talebi de yakinen takip ediyoruz. Sene başından beri Amerika fiziki depo dediğimiz tarafta fiziki alım devam ediyor. Diğer taraftan dünyanın en büyük altın fonundaki durumda şu anda dün itibariyle 881 tona yükseldiğini görmekteyiz. Aslında fon tarafında altın talebi devam ediyor. Ama daha kısa vadeli olarak bakıldığında 1085 seviyesinden 1300 seviyesine öncelikle yükseliş ve ardından bir düşüş ki bu düşüş teknik ifadeyle %50'lik geri çekilme. Şimdi altın yeniden %50'lik yükseliş hareketini gerçekleştiriyor ki 1260 seviyelerinde bu hareketin şimdilik bir miktar düne göre mola verdiğini görüyoruz. Bir miktar kısmi olarak geri çekilme gelebilir ki önümüzdeki günlerde bu harekette de 1240-45 bandı üzerinde altının ne kadar kalıcı olduğunu bakacağız. Eğer altın 1245 üzerinde daha kısa vadede kalma isteğini devam ettirirse ki bu hareketin yeniden 1270 seviyesine yönelik yükselişlerle dönemi haftayı tamamlamasını bekleyebiliriz. Gram altın daha orta vadede bakıldığında ons fiyatlarının 1400 dolar seviyesine gitme ihtimalini şu anda masada tutmaya devam ediyoruz. Evet. Eğer ons fiyatları 1400 dolara yükselişini gerçekleştirirse ki gram altının yeni rekorlar, yeni zirveler 125 lira seviyesine kadar yükselişini görebiliriz. Çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için. Volkan Kuyucuk altın fiyatlarını değerlendirdi. Borsa Ekside dolar 2.90 seviyesinin hemen altında, gram altında 117 lira seviyesinin üzerinde işlem görüyor. Şimdilik hoşçakalın. Kuzu Grup ekonomide görünümü sundu. Destek Yatırım piyasalarda bugünü sunar.
Destek Yatırım piyasalarda bugünü sundu.